Arkadaşlar bu dersimizin konusu destanlar. Milletleri derinden etkileyen savaş, göç, kıtlık, afet gibi önemli olayları anlatan uzun manzum eserlere destan denir. Destanlar ait olduğu milletin özelliklerini taşır. O milletin tarih sahnesine çıkışını, komşuyla olan ilişkilerini, kültürünü, değerlerini yansıtır. Destanlar deprem, bulaşıcı hastalık, kuraklık, kıtlık, yangın, göçler, savaşlar, istilalar gibi önemli olayların etkisiyle meydana gelir. Eski Türk destanlarının ilk şekilleri elimize ulaşmamış. Bugün elimizde bulunan parçalar değişik kaynaklardan Çin, Arap, İran, Bizans gibi değerlenmiştir. Destanlar doğuş, yayılma ve derleme olmak üzere 3 aşamada oluşur. Birincisi doğuş safhası. Milletin hayatında iz bırakan önemli bir olay meydana gelir. Bu olaylar içinde yüceltilmiş, olağanüstü özelliklere sahip kahramanlar görülür. İkincisi yayılma safhası. Söz konusu olay ve kahramanlıklar sözlü gelenek yoluyla yayılır. Bölgeden bölgeye, nesilden nesile geçer. Üçüncü aşama ise derleme safhası. Bu aşamada sözlü gelenekte yaşayan destanı güçlü bir şair bir bütün halinde derleyip manzum olarak yazıya geçirir. Destanların genel özellikleri şunlardır. Destanlar halkın ortaklaşa oluşturduğu ürünlerdir, yani anonimdir. Destanlar ulusal özellik taşır. Hangi millete aitse o milletin özelliklerini yansıtır. Ulusal dille ve nazım biçimleriyle söylenir. Destanlar genellikle manzum, yani şiir şeklindedir. Fakat birçok destanın ilk şekli kaybolduğundan günümüze nesir halinde ulaşmıştır. Destanlar tarihi ve sosyal olaylardan doğar, beslenir. Destanlarda olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir. Destanlarda insanın doğayla, üstün güçlerle mücadelesi, düş gücüyle, mitolojik öğelerle ortaya konur. Toplumun hafızasında iz bırakmış önemli olayları anlatır. Kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir. Destanlar epik şiirlerdir. Coşkulu bir söyleyişi vardır. Destanlar, doğal destanlar ve yapay destanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal destan, milleti etkileyen önemli bir olay sonucunda kendiliğinden oluşan destanlardır. Söyleyeni belli değildir. Halkın ortaklaşa oluşturduğu destanlardır. Kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan bu destanlar sonradan yazıya geçirilmiştir. Yapay destan ise milleti etkileyen önemli bir olayın bir şair tarafından kaleme alınmasıyla oluşan destanlardır. Doğal destan anonimdir, halkın ortak malıdır. Tarihin çok eski dönemlerini anlatır. Manzumdur. Doğuş, yayılma ve derleme olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Coşkulu, epik bir anlatımı vardır. Yapay destan ise yazarı bellidir. Yakın tarihi anlatır. Manzumdur. Doğuş, yayılma ve derleme aşaması yoktur. Coşkulu, epik bir anlatımı vardır. Türklere ait doğal destanlar şunlardır. Altay Türklerinin yaratılış destanı, Sakaların Alpertunga ve şu destanı, Hunların Oğuz Kağan ve Atilla destanı, Göktürklerin Bozkurt ve Ergenekon destanı, Uygurların Türeyiş ve Göç destanı. Türklere ait önemli yapay destanlar ise şunlardır. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler destanı, Çanakkale destanı, Nazım Hikmet Ran'ın Kurtuluş Savaşı destanı, Kuvayi Milliye destanı, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiiri. Ayrıca Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman destanı önemli yapay destanlardandır. Diğer milletlere ait doğal destanlar şunlardır. Yunan destanları İlyada ve Odessa,
İran destanı Şehname, Fin destanı Kalevala, Hint destanları Ramayana, Mahabharata, Alman destanı Nibelungen, Sümer destanı Gılgamış. Ayrıca Gılgamış dünyanın en eski destan olarak kabul edilmektedir. Japon destanı Shinto, Rus destanı Igor, Fransız destanı Chanson de Roland, İspanyol destanı Le Cid, İngiliz destanları ise Beowulf ve Robin Hood. Dünya edebiyatında önemli yapay destanlar ise Tasso'nun Kurtarılmış Gulyus, Aristo'nun Çılgın Orlando, Dante'nin İlahi Komedya ve Milton'un Kaybolmuş Cennet.